Can kardeşler, canım kardeşler, neredeyiz? Güzel ilimiz İzmir'deyiz. İzmir Buca'da size bir numunelik, size örnek olacak bir kardeşimle göstereceğim. Hayata küsmemenin, mücadelenin neler olduğunu bize öğreten bir kardeşimle tanıştıracağım. İsmim Fesih Günden, 1980 doğumluyum. Şimdi ben kebapçılık yapıyordum. 2015'te ben elimi kıyma makinesine kaptırdım. Elim bu hale geldi. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi şu parmakların hiçbirisi yok. Dursun, dursun. Şu parmaklar yok. Sadece baş parmağın birazcığı var. Şöyle birazcığı var. Baş parmağın birazcığı var. Bak, oynat baş parmağını. Sadece bu var, diğerleri yok. Kaç senesinde oldu bu? 2015 yılında oldu hocam. Ne yaptın sonra? Sonra belli bir süre çalışamadım. Bayağı bir zorlu bir sürecim oldu benim için. Çalıştığım yerlerde mesela gittim, sonra çalışmaya başladım. Çalıştığım yerlerde soğan doğramıyorum diye, et doğrayamıyorum diye mesela çalışıyorum. Tezgahta çok iyi bir şekilde çalışıyordum. Benim yetiştirdiğim elemanlara, ustalara iş veren mesela diyelim ki örneği bugünün parasıyla 1000 veriyorsa bana 700 veriyordu, 500 veriyordu, o şekil. Ben de düşündüm taşındım, benim bunlarda bir eksiğim yok. Ne yapabilirim diye. Aklıma boru bacasından şey geldi. Böyle bir aparat yapmak geldi. Önce baca borusunda yaptım. Şöyle baca borusu şu şekil. Baktım hafta bir paslanma falan oluyor. Boyattım, sonra baktım yine olmuyor. Biraz daha elime dar geliyordu. Ondan sonra şöyle kromda yapmaya başladım. Krom şu hale getirdim yine hani bir şekilde. Çok güzel bir aparat oldu benim için. Mesela sağlam bir insan için önemsizdir ama benim gibi bir insan için muazzam bir şeydir. Yani şu anda bana sosyal medyada ulaşmaya çalışan arkadaşlarımız vardır. Ve elimde gelirse o arkadaşlarıma da yardımcı olmaya çalışırım. Evet, onlara da örnek oldum. Evet. Sadece ona değil. Azmin, hırsın neler yapabileceğini hepimize örnek olacak bir ustam, Fesih ustam. Hadi tak bakalım aleti. Tabii. Şimdi ne yap? Şöyle, nasıl takıyorsun? Takıyorum bu aparatımı. Bunların her şeyi kendine mahsus. Her şeyin her milimesi kendine ait. Her şeyi kendine ait yapmış. Görüyorsunuz böyle bu paslanmaz bir malzemeden aynı zamanda yıkanabiliyor, temizlenebiliyor. Tabii, öyle yapmış. Çok güzel. Şimdi evet, gördüğünüz gibi yaptıktan sonra etlerini istediği gibi doğramaya başlamış kardeşler. Şu anda kemik sıyırma aşamasında. Evet, kürek kemiğini gördüğünüz gibi sıyırdı. Her usta yapamaz ha, bu önemli bir yerdir. Kürek kemiğini sıyırmak önemlidir. Bakın kürek kemiğini sıyırdı ustam şimdi. Kürekten eti çıkardı. İşte bu. Hayvanın en güzel etlerin yerinden biridir kürek yeminin olduğu yer. Gördüğünüz gibi ustam hiçbir zaman hayata küsmemiş ve hep mücadele etmiş. Mücadelenin neticesinde Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Görüyorsunuz. Peki Fesih ustam, hiç böyle umutsuzluğa kapıldın? Ya ne yapayım artık, böyle hayat deyip işi bıraktığın, böyle olduğun hiç zaman oldu mu? Şimdi hocam şu olmadı hiçbir zaman bende. Çünkü ben çocuklarıma bakmak zorundayım. Ha. Şimdi bir babanın yapması gereken şey çocuklarına bakmak zorundadır. Ben bunu kendime prensip olarak biliyorum. Şimdi ben ilk başlarda hiçbir şekilde çalışamıyordum. Bir sene yakın hiçbir şekilde bir yerde çalışamadım. Ben sokaklara çorap satmaya başladım. Mesela sattığım çoraplarda şöyle oluyordu hocam. Mesela diyelim ki benim çorabım 5 liradır. Adam çıkarıp 10 lira uzatıyordu. Ben diyorum hayır. Benim çorabım 5 liradır kardeşim. 10 lira uzatacaksan 2'den alacağız. Ya da alma. Ya da alma. Çoğu zaman inanır mısınız, çorabımı, atletimi insanların elinde geri almışım. Çünkü benim kimsenin bana acımasına asla izin vermedim. Harikasın. İzin vermedim. Sonra baktım ki sokakta çorap satarken insanlar daha farklı, böyle farklı bir gözle bakıyor, acıma duygusu falan. Ben insanlara şunu söylüyorum. Arkadaşlar, kesinlikle engellere acımayın. Engellere yardımcı olun. Evet. Çünkü bence yardımcı değil, engelli olmasalar yetecek. Aynen öyle hocam. İşte yaptığımız hareketlerle ya da getiriyoruz arabamızı park ediyoruz onların yaya yoluna mesela. Yani engelli kardeşlerimize engel olmasak yetecek. Onlar her işini görüyorlar evvelallah. Şimdi ben söylüyorum hocam, maddi olarak değil, manevi olarak engellere yardımcı olun. Mesela bu toplu ulaşım aracına biniyorsun, bir bakıyorsun engelli bir birey binecek kimse ona yer bile vermiyordur. Hani bu gerçekten, ben bir engelli olarak bakıyorum, üzülüyorum hocam onlara. Doğru, çok haklısın. Çok haklısın.
sevgili kardeşlerim dikkatinizi çekerim. Benim diyen kasap kardeşimiz böyle tertemiz temizleyemez. Bakın kemiği olduğu gibi çıkardı yani evelallah. Maşallah. Şimdi hocam bunu da biz Adana yapalım. Adana yapacağız. Evet. Ooo. Kardeş şey mi? Bıçak. Tabii ben, bak ben size. Yani satır. Teması bak ben şimdi şey yapacağım hocam. Satır takacak. Zırh çekmek için şey maket. Zırh çekecek. Vay. Ona göre de bir aparat tasarlanmış. Oo. Yani. Dediğim gibi sosyal medyada bana ulaşmaya çok çalışan çok arkadaşımız var. Ben bana mesela benim kendi şahsi olarak şöyle söyleyeyim. İmkanım o kadar yoktur. Ama ben kendime yetiyorum ama yani fazla insanlara yardımcı olacak maddi olarak imkanım yoktur. Ama manevi olarak gelsinler, baksınlar. Ben herkese yardımcı olmaya çalışırım. Yaptığım yerde üstaya rica ederiz. Yani ben bunun diyor tasarımını yaptım, her şeyini yaptım ama diyor hiç maddi etmek demeden gelsinler ben onlara destek olayım, yardımcı olayım. Ama ben onlara iman edip gönderemem diyor, onu söylüyor. Tabii. Onu bak- zaten o da olmaz, ölçüye göre yapılması lazım. Şimdi bize zırh çekme yani satırla kıyma yapacak. Bakalım nasıl hocam, yapacak. Bu işin bir detayı vardır. Mesela bu kuru elbise değil ki mesela diyelim ki sen bana bedeni verdiğin zaman ben size alıp göndereyim. Yani deyim ustadan da hızlı çalışıyor evelallah maşallah. Hepimiz her an her dakika kardeşim gibi bir başımıza iş gelebilir. Bir araba kazası olabilir. Yani hiçbir zaman hırsımızı bırakmayacağız, azmimizi bırakmayacağız. Mücadeleyi bırakmayacağız. Kardeşim bize en büyük örnek, harika da bir örnek. Şimdi kuzu etiyle bu da danayı karıştırdık. Hadi bakalım zırh çekmeye başlıyorsun. Güzelce. Bu ocakbaşı benim kardeşlerimin ocakbaşıdır. Bazen yardım etmeye geliyorum kardeşlerime. Güzel bir yerde, temiz bir yerde arkadaş. Yani şöyle söyleyeyim. Kimin çırakları abi? İkisini de ben yetiştirdim. Maşallah ne güzel. Hadi bakalım. Geçiyor. Özellikle Baran Ustam. Baran Ustam gerçekten. Bak şöyle kebap sapla işte bir gün söyleyeyim hocam size. Nizam yapar diyorsun. Bak Baran Ustam gerçekten böyle bir kebap. Ben 25 yıl kebapçılık yaptım. Saplama konusunda Baran Ustam gibi yapamıyorum. Yapamıyorum. Çok şekillendirmiş. Ferzende de gönlü zengin ustam zaten. bu isimleri kim bulmuş? Bunda da mesela benim, Ferzende. Ferzende rahmetli amcam buldu. İbrahim Gündem. Ha. Evet. Onlar bulmuş. Değişik isimler. Rahmetli böyle. Amcam benim ismimi koydu. Allah ben isimden de memnunum. Çok güzel bir isim. Maşallah. Değişik. Sen niye memnunsun? Fesih diyene kadar hocam. Gerçekten karşımdaki an yana kadar canım çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu da ayrı bir ustalık isteyen bir bıçakla zırh çekme bir ustalık isteyen bu bir şey. Bu da ustalık isteyen evet. Şeydir hocam. Gördüğünüz gibi normal ustadan daha iyi bile yapıyor yani. Ne diyorsun? Ha? Süper sence, yapıyor hocam. Bence de. Bence de. Bence de. Tersinde ustalar yapabiliyor. Bunu mesela bizim Diyarbakır'da bunu eski kasaplar yapardı. Eski kasaplar şöyle yapardı. Dolmalık ima olarak şekerler hocam. Ha. Dolmanın içine koymak için. Dolmanın içine koymak için. Yani et ezilmesin bile tane tane kalsın etin, diye. Etin suyu çıkmasın diye kardeşim. Aynen, tane tane kıymeye kalsın diye. Kıymeye girdiği zaman etin suyu çıkıyor. Evet Fesih Ustam gördüğünüz gibi süper bir şekilde elini kullanabiliyor. Kardeşleri de buna okey veriyorlar. Bizden daha iyi kullanıyor hocam. Vallahi doğru. Sosyal medya bazen faydalı işlere de sebep oluyor kardeşlerim. Tabii ki sosyal medyayı böyle kullanırsak hepimiz kullanalım. Şimdi ben şöyle söyleyeyim sosyal medya ile ilgili. Ben eskiden TikTok'a karşıydım. Bana diyor işte TikTok yükle. Ben diyorum yok TikTok yüklemeyeceğim. Ben şu anda iyi ki TikTok yüklemişim. Çünkü ben TikTok yüklemeden önce kimse benim böyle bir şey yaptığımı bilmiyordu. Ben attığım video 11 milyon izlenmiş. Yüzlerce insan bana kasap arkadaşlarım var. Mesela İstanbul'da bile 2-3 tane kasap arkadaş var. Bana ulaşmaya çalışıyorlar. Geçen gün Fransa'da Faslı iki kardeş bana ulaştılar TikTok üzerinde. Abi böyle bizim de evde bir sıkıntımız var. Bir kız bir erkek kardeş. Dediler ki hocam bize de böyle bir şey yapma imkanın var mı? Ben önce elinizi görmemiz lazım dedim. Çünkü elinizi görmeden karar bir şey diyemez. Sizi umutlandırmak istemem dedim. Helal olsun. Neyse elini fotoğrafını çekip gönderdiler bana. Onlar iki hocam doğuşta. Sadece böyle parmak gibi. Benim kardeşim kusura bakmayın ben mucit değilim. Benim sizin için yapabileceğim bir şey yoktur. Yani sevgili kardeşlerim Fesih Usta'nın bu kadar muvaffak olmasının sebebini anlatayım. Nasrettin Hoca bir gün damdan düşüyor. Bütün herkesler başına toplanıyor. O diyor doktor, o diyor hastane. Nasrettin Hoca bize bir ibretlik bir mesajı var. Beni damdan düşen birisiyle buluşturun. İşte ustam da öyle.
Yani en iyi anlayan ustamı başına gelenler anlar. Biz anlarız ama o kadar anlayamayız. Çünkü ne eziyet çekiyor. Su bardağını tutamamak, denememek, kaşınamamak ne demek ama kardeşinde bir avantaj var. Şurada küçücük de olsa baş parmağının olması muazzam bir şey. O ona güzellikler veriyor, iyilikler veriyor. İşte gördüğünüz gibi zırhını mükemmel kullanabiliyor. Başka aletlerinde var mı ustam? Vardır hocam. Ben şu anda kaşık çatal için bir aparat geliştirdim. Onu yaptım hocam. Biraz önce aradım bulamadım yerini. Onu da size göstermek tamam. İsterdim. Bize onu da gösterecek sevgili kardeşlerim. Tasarım mühendisliği bu. Tasarım mühendisliği denen bir bölüm var. O bölümdeki kardeşlerimizle beraber bunlar hallolabiliyor. İşte Fesih kardeşim de kendiliğinden bu tasarım mühendisi olmuş yani. Evet. Yani ben şu anda kendi ihtiyaçlarımı görebiliyorum. Mesela bu elime yemek yiyebiliyorum. Benim şu anda bu elime fazla bir yemek açısından tamam zorluk çekiyorum. Çünkü insanın bir tırnağı bile bir faydası vardır kendisine. Hocam ortopedi evet, de daha iyi biliyorlar. Hani mesela ben geçen gün şeye gittim. İzmir'deki bütün ortopedileri gezdim. Dedim ki bana bir bu elimle yemek yiyebileceğim bir örnek var mı dedim. Hiçbir yerde bulamadım. Ya. Kimse uğraşmak istemiyor. Evet, Türkiye'nin en büyük eksiklerinden biri. Yabancı memleketlerde bu var. Zaten biz de hep yurt dışından getirttirebiliyoruz. Öyle özel kaşıklar var ama dediğim gibi onu tasarım mühendisine göre dönüşüyor. O kişiye özel yapılması lazım. İnşallah Fesih kardeşim ona da vesile olur. Biz de vesile oluruz. İnşallah bu dalda da bir ilerlemeler Türkiye'de her şeyde olduğu gibi bunu da halleder Türkiye diye düşünüyoruz. Ben şöyle söyleyeyim hocam ki arkadaşlar biz teknoloji çağındayız. Bu benim de yaptığım ilk eldir. Bu 3000-4000 sene önce yapılan şeylerdi. Biyonik elden daha da çok faydalıdır. Doğru. Mesela biyonik el hocam ortopedi uzmanıdır, daha iyi biliyordur. Biyonik el sadece böyle komut veriyorsun, şey yapıyorsun, onu yapabilir. Evet. Ama bu benim için gerçekten yani bak çalışabiliyorum, yemek yiyebiliyorum bununla. Senin gibi olan engelli kardeşlerimize örnek oluyorsun ama hepimize ne örnek oluyorsun? Azmin ve hırsın ve isteğin önünde hiçbir şey duramaz. Evet hocam. Doğru mu? Orası muhakkak öyledir. Ben sana bazen sosyal medyada geçen gün bir ablamız şöyle bir şey yapmış. Benim kocam evde yatıyor, kocam sana kurban olsun diye. Ben de şöyle dedim. Sor bakalım niye yatıyor? Ben de şöyle dedim. Ya abladım böyle şeylere gerek yok. Kocan da bana düşman etmedi. Doğru kullanırsa teknoloji güzel bir şeydir. Ama maalesef bizim toplum şu anda bakıyorum. Ya hiçbir özelliği olmayan insanın olmayan insanın 2 milyon, 3 milyon, 10 milyon takipçisi var. Yani ya örnek vermeyeyim hocam, örnek vermeyeyim. Ama gerçekten ben şöyle söylüyorum. Beni takip etmeyen kardeşlerim. Ama toplumu güzel bir şekilde yönlendirelim. Çünkü benim 2 tane çocuğum var. Ben çocuklarıma güzel bir dünya bırakmak istiyorum. Evet, evet. Ağzına sağlık Can kardeşim. Ben mesela isterim ki bu iş profesyonel bir şekilde yönetilsin. Mesela tamam ben anlayabiliyorum engelli arkadaşım ama şimdi bunu medikalcılar, doktorlar yaptığı zaman bir hastanın özelliğine göre ayarlayabilir. Mesela bir hastanın örneği diyelim ki kolu burada yoktur. Evet. Kolu burada yoktur. Mesela şu anda benim geliştirdiğim, tasarladığım aparat bu koluna takacak. Bunun çorbasını içecek, çatalını batıracak. Şu anda onun üzerine çalışıyorum. Bardağını koyacak, çayını, kahvesini, ondan sonra tabii. Öyle bir aparat geliştiriyorum şu anda. Ben onu işte bugünlerde üzerine çalışıyorum. Vallahi kardeşlerim gördüğünüz gibi şiir gibi yaptı yani hocam. Harika. Benim bu elim sağlamken ben bu elimle kesinlikle böyle şu şekil tutup da takamıyordum. Bak şu şekil. Demek ki çalıştıkça her şeyler hallolur. Şu şekil tutup da takamıyorum. Evet. Şimdi biraz etle taze olur. İşleyen demir ışıldar kardeşim. Buradan da çıkıyor. Gördüğünüz gibi daha önce kullanmadığım zaman diyor. Bütün bu elimi kullandım. Gördüğünüz gibi kardeşim çatalını da alacak şekilde bir aparat daha yapmış. Fesih ustam güzelce kebabımızı yaptı. Şimdi de kendi geliştirdiği çatalıyla bizimle beraber yemeğimizi nasıl yiyeceğimizi gösteriyor. Kardeşler, Fesih Usta bize ne öğretiyor biliyor musunuz? Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Yeter ki siz ben bu işi yapacağım, ben bu işi çözerim diyeceksin. Son olarak ne diyorsun insanlarınıza? Hocam ben şunu söyleyeyim, asla pes etmeyin. Bütün engelli arkadaşlarıma söylerim. Kendinizi kullandırmayın ve pes etmeyin. Evet. Çünkü gerçekten biz özel insanlarız.
Ben şunu söylüyorum. Herkes engelli adayıdır. Kimse demesin ki benim yarınım ya da bir saat sonra ne olabilir? Çünkü insan bir beyin kanaması geçer, felç olur, bir engel olur. Bir dakikada araba çarpıverir, elin kopar gider mesela. Allah aynen korusun. Aynen hocam, dediğimiz gibi yani herkes engelli adayıdır. Benim burada bütün insanlara mesajım şudur. Lütfen engellere manevi destekte bulunun. Gördüğünüz gibi kardeşim, o kadar güzel bir şey ki böyle saraylara layık bir sofra hazırladılar bize. Haydi bakalım, buyurun, afiyet olsun. Fesih ustamla beraber neler yapabileceğini göstermek için Kadir ustamın yanına geldik. Kadir usta, kaç senedir yapıyorsun bu işi? Ben 30 senedir bu işin içindeyim. 30 senedir bu işin içinde. Evet. Şimdi bakalım, Fesih dedi ki ben dedi kebabı çok güzel yaparım ama döneri de iyi keserim dedi. Tabii. Bir not ver bakalım, olacak mı? Hadi görelim bakalım Fesih kardeş. Şimdi yine evet, tekrar aparatımızı takalım. Aparatını takacak, dönerinde nasıl kestiğini bize gösterecek. Şimdi özel aparatını takıyor. Döner bıçak aparatı. Yalnız bunun da her şeyin aparatı var hocam. Satır aparatı, döner bıçak aparatı. Her şeyin ince detaylarını düşürmüşümdür. Evet. Yalnız marka da marka şeyin 10 numara. Evet, masat dediğimiz bir şeyle bileyleme yaptı. Dönerin başına geçti. Adamı rahat bıraksana. Kadir usta, not vereceksin, gel şöyle. Aynen. Yaprak döner sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi yaprak gibi çıkardı kardeşim. Vay maşallah be. Gel gel dönere, gel dönere. Fesih ustamla Kadir ustamın dönerine gel. Ne diyorsun Kadir usta? Müthiş. Müthiş değil mi? Evet. Evet sevgili seyirciler. Ama ben Fesih ustama her zaman güveniyorum. Beraber daha önce de çalıştık. Evet sevgili kardeşlerim, bize en büyük örnek azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Yeter ki siz isteyin, her şeyi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hocam, dönerimize kesebiliyoruz. Kebabımızı da yapabiliyoruz. Harikasın. Her zaman dediğim gibi hocam, ben bütün engelli arkadaşlara söylüyorum, asla pes etmeyin. Bak yani insan istediği zaman istediği şeyi yapabilecek güçtedir. Yeter ki isteyelim. Güzelce döneri de kestiğini gösterdi. Sağ olsun, var olsun. Kadir Usam'a da teşekkür ederiz. Size teşekkür ederim. Güzel dükkanını hocam açtığı için. Allah'a emanet olun diyoruz. Haydi bakalım, başka güzelliklere gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.